ekibinden herkese merhabalar. Bu hafta biliyor muydunuz ekip olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin organize sanayi bölgesinde hayata geçireceği sağlık tesisinden sizlere söz edeceğiz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü işbirliğinde hayata geçirecek olan sağlık tesisi, organize sanayi bölgesinde çalışan vatandaşların sağlık hizmetinden en iyi şekilde faydalanmaları için ve acil müdahale gerektiren durumlarda acil müdahalenin hemen yapılması için protokol imzalandı. Peki organize sanayi bölgesinde çalışan vatandaşlar bu hizmeti nasıl değerlendiriyorlar? Bu sorunun cevabını bugün hep birlikte organize sanayi bölgesinde arayacağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi organize sanayi bölgesinde bir sağlık tesisi hayata geçirecek. Hani burada çalışanların, burada var olan kişilerin daha hızlı, güvenli bir şekilde tedavi olmaları ve acil durumlarda da şehir merkezine gitmeye gerek kalmadan burada tedavi görmeleri amaçlanıyor. Neler söylemek istersiniz? Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi yaklaşık 2100 firmadan oluşan ve yaklaşık 500 bin kişiye istihdam sağlayan bir bölge. O yüzden zaten bu çapta bir sanayide bir sağlık kuruluşu olmak zorundaydı, olması gerekirdi yani. Düşünenlere teşekkür ediyoruz, iyi düşünmüş. Bir eksiklikti, bir eksikliği giderir diye düşünüyorum. Ben 2012'den beri Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışıyorum. Büyük bir açık var sağlık olarak. Yani burada iş kazaları, yaralanmalar her an olabiliyor. Bu sebepten dolayı ya Gaziantep merkezdeki hastanelere sevk ediliyor ya da anında müdahale için ambulans bekleniyor. Tabii ki büyük bir açık. Eğer böyle bir tesis yapılırsa hem Cengiz Bey'e hem Fatma Hanım'a çok teşekkür ederiz şimdiden yani. Yani yaralananlar oluyor. Hastaneye kadar gitmesi gerekiyor. Burada trafik de yoğun olduğu için yaralanan kişinin hastaneye çabuk ulaşması gerekiyor. Burada ama öyle bir şey olursa daha çok müdahale olur, hayati riski azaltır. Hem hızlı hem de güvenli bir şekilde vakit de kaybetmeden burada aslında tedavi de olacaklar. Bu amaçlanıyor bu sağlık tesisiyle birlikte. Bence çok güzel olur yani yapılması. Hem insan sağlığı açısından hem çabuk müdahale açısından önemli bir şey, güzel olur. Sanayideki bu gücümüzü sağlıkla da güçlendirmek istiyoruz. Çünkü işçi sağlığı ve iş güvenliği bizim en büyük gücümüz. Başkanım söyledi 240 bin kişi. Çarpı 5 desek biz işçi memleketiyiz. Bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla işçilerimiz huzurluysa, mutluysa, işçilerimiz gelecekle ilgili kaygısı yoksa, sağlıklıysa bu şehirde sağlıklı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin organize sanayi bölgesinde kurucu olan sağlık tesisiyle ilgili neler söylemek istersiniz? Burada çalışan biri olarak bunu nasıl değerlendirirsiniz? Burada buna ihtiyaç var mıydı ya da bir sağlık tesisinin olmamasının olumsuz sonuçlarıyla karşılaştınız mı? Ya tabii ki de olması çok iyi olur bizim için. Niye diyeceksiniz? İş kazasından ziyade mesela rahatsızlanan oluyor. İşte gün içinde başı ağrıyan işte. Devamlı ilaç kullanması, iğne kullanması gereken arkadaşlarımız oluyor veya çalışan tanıdıklarımız oluyor. Hani burada bir sağlık kuruluşunun olması bizim için çok çok iyi olur. Yani özellikle çalışanlar için hem iş kaybı olmamış oluyor hem izin kullanmamış oluyoruz. Yani o yüzden güzel olur bizim için. Yani sanayi için, bu organize sanayi için 1, 2, 3 ve 4, 5 olmak üzere büyük bir ihtiyaç olduğunu hissediyoruz biz. Burada görüyoruz ki yani bu vatandaş da burada çok mağdur durumda oluyor yani. Çoğu zaman acillere gitmek zorunda kalıyor, yetişemiyor, mağdur oluyor. Kazalar oluyor ister istemez. İş sahası olduğu için, sanayi bölgesi olduğu için bu tür şeylere acil ihtiyaç var yani. Yani şimdi Gaziantep'in organize sanayisi çok büyük ve birçok kişiyi barındırıyor. Burada bir hastane olması çok çok iyi olur. Hem öğrenciler açısından, üniversitemiz açısından hem de bu çevrede yaşayanlar açısından. Gerçekten çok yerine ve doğru bir karar. Biz sanayi bölgesinde çalışıyoruz, fabrikalarda insanlar yani iş kazaları tabii ki geçirebilir. Bu yüzden çok gerekli bir durum. Şahsen ben duydum, kendi gözlemle görmem tabii ki duyduğum kazalar oldu. O yüzden çok gerekli bir durum.